Ekim ayı çok tehlikeli bir ay. Ben sadece onu söyleyeyim. Ekim ayına geldiğimizde hepimizin umarım yüreği ağzına gelmiş. 350 milyar lira para toplandı işte kur korumalı mevduatta ama o orada biriken bizim için çok büyük bir risk. Eğer Haziran 2023'e kadar biz çift tane enflasyon görmeye devam edeceksek, o zaman faizi yani bu dediğin şekildeyse doları yerinde tutacak bir fren yok o zaman yani ben öyle anlıyorum. Var mı? Bu 50 milyar doların 20 milyar doları döviz talebine dönüşse döviz uçar. Yanlış yönetimin bedeli var ve o bedeli hep beraber ödüyoruz. Ya şimdi ben bir trendi izlemeye çalışıyorum. Ya ben seviye zaten hiçbir zaman vermedik de vermiyoruz. Çünkü bilemeyiz. Ne işte bir akşam çıkıp Cumhurbaşkanının böyle bir önlem açıklayacağını, peşinden Merkez Bankası'nın milyarlarca dolar para harcayacağını bilmek mümkün değil. Dolayısıyla elimizdeki mevcut bilgiyle sadece şunu görebiliyoruz. Bir, üretilen zaten Türkiye'de ciddi bir döviz talebi vardı. Hükümet bunu çevirmek için sert bir adım attı. Bunu bir miktar tersine çevirdi. Yani 18'den 10'a getirdi. Ama ondan sonra da durmadı, devam ediyor. Yani orada bir Merkez Bankası'nın ya da kamu bankalarını sattı. Dövizin belirleyici bir etkisi oldu. Bir de spekülatif bir iki satış oldu tabii ki o dönemde. Yani birileri oradan para kazanmaya çalıştı. Ama genel eğilim hala Türkiye'de döviz talebinin yüksek olduğu yönünde ve Türkiye döviz girişi tarafında da hem ihracat tarafında hem de yatırımcının öyle çok da Türkiye'ye döviz getirebilecek durumda, getirse bile satacak durumda olmadığını gösteriyor. O zaman şunu söyleyebiliyoruz bütün bunlara bakınca. Talep yüksek, arz hala artmıyor. Yani fiyatın artma eğiliminin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yani 15 mi olur, 14 mi olur, 17 mi olur bilemem ama hani 13 olmayacağını söyleyebilirim. Çünkü dün 12 idi. Hatta bizim çocuklarla konuşuyorduk. 12.60 civarıydı. 13'e yarın da geçersek herhalde 13'ü görürüz bu gidişle dediler. Ben yani %2,5 3 artsa 13 zaten. Yani son 3 gündürki artışa bakarsanız %8, %3, %6, %3 artmamasının önünde bir neden yok. Zaten 13'ü de geçtik. Yani bugün 13.30'ları kadar çıktı. Demek ki trend yukarı doğru devam ediyor. Keşke böyle olmasa. Hepimiz yoksullaşıyoruz en nihayetinde ama yanlış yönetimin bedeli var ve o bedeli hep beraber ödüyoruz. Peki buradan dönmenin artık mümkün olmadığı bir yerde miyiz? Yani bu insanlar ya bir taraftan fiyatlara da yansıyan bir şey yok. Hani tamam dolar şak diye düştü. Öyle bir şey vardı ya şak diye aldım meselesi. Şakkadanak. Düştü. Bir anda yani ki ben bunu çok sağlıksız buluyorum. Hani aslında hep peyderpey düşmesi ve çıkması çok daha ekonomi için sağlıklı bir şey. Çünkü kapıyı açmış oluyorsunuz bu ani yükselişlere de. Ama insanlara fiyat bazlı yansıyan bir şey olmadı. Yani dolayısıyla 2022'de insanları bekleyen ekonomi ne? 13 Aralık'tan sonrasını yok sayarsak şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani ondan önce neredeydik? Yani orada da sert bir çıkış vardı ama yani 13'ünden sonra artık şekli kayboldu. Yani işte 1 lira, 1,5 lira falan, bir günde 3 lira falan böyle saçma sapan bir yere gidip yine bir günde böyle 7 lira, 6 lira falan düştü. Oraları bir kenara bırakalım. Onlar çünkü böyle çok hani kırılmalar. Ondan önce neredeydik? Biz ondan önce 13'lerdeydik. Bugün neredeyiz? 13'lerdeyiz. 13'lerde olduğumuzda fiyatların geldiği seviyeden, şu an 13'lerde olduğumuzda fiyatların oradan geri gitmesi çok mantıklı mı? Bir de bunun üzerine Türk lirası maliyetlerinde arttı bir süreci yaşadık. Yani sadece ithal girdi maliyeti değil, Türk lirası cinsinden işte emek maliyeti de arttı, başka maliyetler de arttı. Mesela fiyatlara falan yansımaz, enflasyon yüksek seyredecek. Ben bunu söylediğim zaman bana kızıyorlar. Diyorlar ki fiyatların inmesini mi istemiyorsun? Ya yok en çok ben istiyorum yani hepimizin satın alma gücünün artmasını istiyorum ama yani bir gerçek varsa da ortada bunu söylemeye çalışıyoruz. Nedenleri bunlar olacak. İnmeyecek yani öyle bir fiyat inişi falan yok. Böyle çok ciddi bir istihdam artışı falan yaşamayacağız maalesef. Yani bunları söylüyorum ama çok üzülerek söylüyorum. Kurda böyle çok istikrarlı bir sürece girdiğimizi düşünmüyorum. Çünkü az önce sorduğun ilk soru vardı ya şey dedim. Yani bu burada bitti mi artık bunu çözemeyecek miyiz? Ya çözebiliriz ama çözme niyetine sahip değiliz. Yani bunun çünkü çözümü bu tip yöntemler değil. Yani bunun ortodoks bir çözümü var. Faizleri arttırman gerekiyor. Ona da hükümet yanaşmıyor. Bunu yapmadığımız sürece de çözmeyeceğiz. Bunu yapsak da bu arada hani ne kadar inanacak piyasa ve vatandaş ona da çok emin değilim. Çünkü nihai karar verici faiz üzerinde çok net bir pozisyon çizdi kendine.
Yani şu an ben mecbur kaldım faizi arttıracağım dese bile yarın bir gün indirmeyeceğine kimse güvenmez. Sence Ocak'ta da faiz arttırım diyorum, bak dilimi ısırayım. Allah söyletti. Herhalde faiz indirim devam edecek. Abdurrahman Dilipağ sorsaydın Allah söyletti derdi. Tüh, aynen öyle. Devam edecek mi sence faiz indirimi? Edecek. Ne kadar daha, yani bir mi gidecek? Hiç önemi yok ki, yüzde inse, 200 inse önemi yok. Yani şu an o faizle, yani politika faiziyle şu an piyasanın faiz ve döviz algısı birbirinden ayrıştı. Yani şu an inse ne olur, inmese ne olur. Biz bunu ne için önemsiyorduk? Çünkü piyasa faizleri üzerinde politika faizinin bir etkisi olurdu. Evet. Şu an piyasa faizleri üzerinde politika faizinin bir etkisi kalmadı. Yani politika faizi %14, kredi faizi %30. Politika faizi %14, mevduat faizi %23-24. Yani bir önemi kalmadı ki kimse açısından, ama bu tabii üzerimizdeki sistemik yükü arttırması açısından önemli. Yani hani ince bir buzda paten yapıyoruz, buz her an kırılabilir. Yani buz kırıldığında ne kadar soğuklukta bir suya düşeceğimiz sorundur ya. Mesela yani çok soğuk bir suya düşmek var. İşte faizi indirmek demek o suyun soğukluğunu daha fazla soğuk hale getirmek demek. Yani burada kalsa da yine soğuk, o ayrı, ama daha da sistemik yük biriktirmiş olacak. Ama o anlık olarak ya da bir sonraki ay iki toplantıya kadar öyle eskisi gibi takip etmeyeceğiz biz o para politikası kurulu toplantısı. Çok önemsemeyeceğiz yani. Peki Oğuz, o zaman faizi hani bu dediğin şekildeyse doları yerinde tutacak bir fren yok o zaman, yani ben öyle anlıyorum. Var mı? Bu hükümetin elinde yok. Peki çünkü o zaman kullanmak istemiyor. Var da kullanmak istemiyor. Net ne yani. Kullanmak istemiyor? Şey, faiz arttı. Faiz arttı. Ha. Peki faiz o zaman arttıracak ve diyecek ki ben ortodoks politikalara dönüyorum. Yani şu an mesela %14 olan politika faizini 11 bas puan arttırıp %25'e dönecek. Ortodoks dediğin Adam Smith'ten bahsediyorsun herhalde. Evet. Yani klasik çözümlerden bahsediyorum. Hatta yani şöyle, enflasyon %30'a çıkarsa mesela 20-21 puan falan arttıracak, mesela 35'e falan çıkartacak. Faizi ki biz çözüm peşinde koşup. Çözümün ilk adımı bu maalesef bu. Peki o zaman dolar tahminin var mı? Yani Ocak 2022'ye yok ilişkin. Yani tahmini hiç bu yok politikalar çerçevesinde. Yani bir, yani şu ankinden daha yüksek olabilme olasılığının yüksek olduğunu söyleyebilirim sadece. Hı-hı. Ama 14, 15, 16, 12, 17, yani çünkü çok mesela şöyle düşünsene, bir anda bugün 13.50'ye doğru gidiyordu, sonra 12.80'e döndü, sonra yeniden 13.10'a geldi. Yani birileri şu an bu yaptıkları işin bir tane faydası oldu. Piyasa en azından alım satım yapıyor. Şimdi kur 18'e doğru giderken o iş kapanmıştı, yani kimse satmıyordu, satıcı yoktu piyasada. Şimdi en azından birileri alıyor satıyor. Hani bak müdahale ederler, bak bir şey yaparlar falan diyerek. Ama bunun vatandaşa bir piyasada faydası, bir hareket var. Ne? Bunun vatandaşa bir faydası şimdi var. Satıcı olmadığı zaman talep fiyatı 18'e tekrar bir çırpıda getirir. Doğru. En azından al sat yapar. Şimdi en azından o kadar onu yaşamıyoruz yani. Şimdi bugün beklendiği üzere Merkez Bankası faizleri açıkladı. Büyük değişiklik yaptı ve faizler olduğu yerde kaldı. Şey yapayım, Merkez Bankası kimdi ya? Oraya geldi. Zaten dedi ya, faizleri önemsizleştireceğiz diye. Hani vardır ya, önemsizleşen bir arkadaşın vardır mesela. İşte muhabbet, dedikodu yaparsın. Mesela dedikodu yaparken söz ona gelir. Böyle biri çıkar, o kimdi ya falan diye. Hani böyle tam Merkez Bankası o bence, tamam mı? Yani şu anda hani bir dakika ya, Merkez Bankası. Ya gerçekten çok sıkıcı değil mi ya? Dolar 16.40'lara gelmiş, 16.50'lere gelmiş. Yani enflasyon %70. Cari açık $20 milyar 3 ayda, 4 ayda. Merkez Bankası diye bir yer var. Dünya kadar maaş ödüyoruz bu arada biz bu adamlara. Eğleniyorlar. Hani ağam bizim de eğleniyor var ya. Yani evet. Burası yani. Ya böyle bir şey mümkün mü ya? Dünyanın herhangi bir yerinde. Gerçekten ya bu böyle bir şey olmaz. Merkez Bankası bugün doların 16.45'i gördüğü gün, hadi zaten hani kaç aydır görüyor. Bugün, sadece bugüne özel bir şey de değil bu arada. Son neredeyse 7-8 aydır, 9 aydır böyle. Ya yani dolar uçuyor, enflasyon uçuyor. Ya orada bilmem kaç yüz tane, kaç bin tane insanın maaşını ödüyoruz biz. Tek görevleri enflasyonu kontrol altında tutmak, Türkiye'nin finansal istikrarını sağlamak. Bugün çıkıyorlar, bir metin yayınlıyorlar. Tamam, anlıyorum. Ben orada çalışanların da hakkını yemek istemiyorum. Bu arada onlar da muhtemelen kahrolmuşlardır ama ya ayıp değil mi ya? Yani gerçekten çok ayıp. Yani hani ben şimdi mesela bugün zam haberi geldi. İşte 1 lira 43 kuruş benzinde, 1 lira 38 kuruş motorinde. Ya
herkes birbiriyle şeyi konuşuyor. Yani zamlar, geçim, işte fiyatlar, ev kiraları. Hani iki kişi bir araya gelse inan bana konuştukları işte 10 dakika nasılsın, iyi misin? İşte şu şununla bu böyle, bu bununla böyle falan. Hani vardır o klasik dedikodular. Hani 15 dakika dedikodundan sonra konuşulan şey ne biliyor musun? Abi çok pahalıyım hayat ya. Benim maaşım yetmiyor. İşte bak işte hesap gelecek, az sonra bir kahveyi 25 liraya içiyoruz. Yani eskiden şöyleydi, hani bir kahveyi 25 liraya işte Çırağan Sarayı'nda içiyordu. Ya onlar zaten beyaz Türk falan diyorduk. Ya şimdi ortalama bir yere gittiğinde, en kötü Starbucks'a gittiğinde kaç lira ödüyorsun? 16 lira ödüyorsun bir kahveye. Yani şimdi geldiğimiz noktada insanlar geçinemiyor ve her iki kişinin konuştuğu şey bu. Merkez Bankası ne yapıyor bu arada? Biz niye maaş ödüyoruz bu insanlara? Yani ben gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Yani şimdi neşeli diye girdim, böyle bir saçma sapan bir hale döndüm ama gerçekten çok Hayır hayır moralim canım, olur mu bozuluyor. öyle şey? Yani Bütün hükümeti ya yani. niye ödüyorum ben bu kadar maaşı bu insanlara? Niye ödüyoruz biz bu insanlara bu maaşı? Kur korumalı mevduatta da zaten tutmadı bir tarafıyla. Yani 350 milyar lira para toplandı işte kur korumalı mevduatta, ama o orada biriken bizim için çok büyük bir risk. Yani yarın bir gün o para büyük bir hızla dövize, altına, başka yerlere gitmeye başlarsa orada yüklü bir şekilde duruyor çünkü o para. Canımız yanar. Çünkü oranın durmasının tek motivasyonu var şu anda. Kura karşı beni koruyor diyor. Ama o parayı çekemiyor. Ve yarın bir gün eğer şartların çok daha kötü olacağı bir noktaya gidersek, o işi kar topunu çığa dönüştürecek şeyi orada biriktiriyorlar. O büyük bir arıza ve şu an %30, 36, 35 yıl sonu enflasyon beklentisi olan bir ülkede %17 faizi insanları ikna etmişler. Bu bir başarı bir tarafıyla. Ama orada biriken şeyin ne kadar bizi riske sokacağı, yani istemem böyle bir şey olsun. Gerçekten hani sıkıntı olsun istemem. Çünkü çok yani kötü şeyler söylemek zorunda kalırım. Umutsuz şeyler söylemek zorunda kalırım. Ama Oğuz peki umalım kur ki niye bu duruyor? süreci atlatalım. Kur niye duruyor durduğu yerde? Yani sadece bu hesaplardan dolayı mı, kur korumalı mevduattan dolayı mı duruyor? Bir orada döviz talebi durdu. Yani şimdi neden çıkıyordu sorusuna bakarak Tamam, aslında ben böyle gidenler. şeyi Şu an neden beklemiyorum. çıkmıyor Hani bak. trajik Şu bir an soru şu değil. yükselişten bahsetmiyorum ama. Bak şu an soru şu değil. Kur Sabit neden durduğu yerde duruyor değil. Kur neden çıkmıyor? mi? Çıkmamasının nedeni bir döviz talebinin durmuş olması. Yani ikisi farklı. Çünkü istikrarlı bir kurda değiliz biz şu an. Hani kur neden duruyor, istikrarlı bir yerde kaldı diyebileceğimiz bir durum yok. Risk var çünkü ortada. Çok öngörülebilir ve büyük bir risk var. Rezervimiz negatif. Elimizde döviz yok. Dış ticaret açığı veriyoruz. Cari açık veriyoruz. Döviz ihtiyacımız 100, işte borçlar 125 milyar dolar. Bir sene içinde borç ödememiz var. Böyle bir ortamda döviz niye çıkmıyor diye sorulur. Döviz niye duruyor diye değil. Çıkmamasının temel nedeni bir, kur korumalı mevduattaki o döviz talebinin baskılanması. İki, öyle ya da böyle piyasanın ihtiyaç duyduğu miktardaki dövizi de arka kapıdan satıyor olmalı. Yani bu iki nedenden çıkmıyor. Ama bunlardan biri patlasa, yani başımıza gelecek şeyin ne kadar sıkıntılı olduğunu bence o zaman göreceğiz biz. Bütün Ne oldu ya böyle? akışı yıktılar. Aynen, akışı yıktılar da ne oldu? Dolar niye düştü? Yani işte dolar düşmeyince düşürmek için kendilerince yöntemler keşfediyorlar. Bu da onlardan biri. Aralık'ta kur korumalı mevduat yapmışlardı. O kur korumalı mevduat neden olmuştu? Çünkü yurt içindeki tasarruf sahibi artık kendi parasına güvenmiyordu ve dolayısıyla götürüyordu parasını, dövize çeviriyordu. Ciddi bir döviz talebi oluşmuştu ülkenin içerisinde. Tasarruf sahibi olan hemen hemen, hatta tasarrufu olmayanlar bile gidiyordu buna. Şimdi ne yaptılar? Dediler ki tamam, siz bu parayı dövize götürmeyin. Döviz talebini yani düşürelim. Bu parayı dövize götürmeyin. Biz size kur farkını öderiz dediler. Orada bir frenleme yaptılar. Ama enerji fiyatlarındaki artış, bir türlü işte ithalatın durmaması, ithalatın çok gerisinde kalarak artması, içeride bir yine döviz talebini devam ettirdi. İşte yılbaşından bu yana 20 milyar doların üzerinde bir dış ticaret açığı var. 25 milyar dolar dış ticaret açığı var. Bu paranın ödenmesi gerekiyor dolar cinsinden. Bak çok güzel bir soru var. Diyor ki bu yeni kuraldan dolayı piyasada dolar kıtlığı olmaz mı? Ay olmaz. Niye olsun ki? Niye olmasın ki peki? Yani dolar almaman için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Sen kredi kullanmak istiyorsan elindeki doları satacaksın. Sana net bir şekilde kural getirmiş. Diyor ki kredi kullanmak istiyorsan elindeki yani döviz elindeki dövizin
toplam cironun %10'unu geçmemesi lazım diyor. Yani sen 15 milyon liralık ciro yapıyorsan 900 bin doların üstünde doların olamaz. Senin kenarda 1 milyon 300 bin doların varsa götürüp o 400 bin doları satacaksın. Kredi kullanmak istiyorsan. Ama yok ben kredi kullanmaktan da vazgeçtim artık. O benim için daha büyük bir risk diyorsan. Başka bir de şöyle bir şey var. Bak öyle bir yere getirdiler ki şimdi krediler, ticari kredileri zorlaştırıyorlar bir miktar ama şöyle bir durum var. Ticari kredilerin faiz oranları şu an %35'lerde. Tamam mı? Enflasyon %75'e geldi. Yani daha da üstüne gidecek muhtemelen pazartesi günü açıklanınca. Şimdi sen çok aslında reel olarak negatif faizle kredi kullanıyorsun şu anda. Hmm. Yani bu mantıklı bir tercih ticaret yapan için. Şimdi bunu mu almak için ya dövizden vazgeçeceksin ya da bundan bu avantajdan vazgeçip dövizini tutacaksın. Yani çok böyle şeye getirdiler yani bir yol ayrımına getirdiler. Haklılık olur mu? Yani şu an zaten öyle büyük bir talep, şöyle bir talep yoktu yani ortada. Hani Aralık'taki gibi bir talep yoktu. Herkes ithalatçı, ihracatçı bakıyordu. Ülkeye giren para belli, çıkan para belli. Aradaki farka göre Türk lirası değer kaybediyordu. Yani hikaye böyleydi. Geldiğimiz noktada şimdi yeniden bir böyle bir yangın işine döndü bu iş. Kendi rayında gidiyordu aslında. Kendi rayında Türk lirası değer kaybediyordu. Hani siyasi bir şey yoktu. Travması var ya bir de insanlarda. 20 Aralık travması var ya bir de insanlarda. Hemen tabii tetikteler ister istemez. Zaten yazmışlar da vatandaş nereye yönelirse terste bırakıyorlar. 16.82 işte. Ne oldu bak 16.82 oldu. Arkadaşlar pazartesiyi beklemeden aynı yere gelecek herhalde. Yoksulluk zaten yoksulken yoksulluğundan daha fakirleşti. Orta sınıfı fakirleşti. Ve buradan işin kötü tarafı çıkış yok. Yani şu an bize soruyorlar, kızıyorlar. Diyorlar ki bu kadar eleştiriyorsunuz çözüm üretin falan. Bir de böyleciler var biliyorsun, çözümcüler. Hı-hı. Eleştiri üretiyorsunuz, çözüm üretmiyorsunuz. Yani çözüm ürettiğimizde zaten bize mandacı dediler. Hani pandacı dediler. Neler neler söylediler. Hani artık dilim varmıyor benim onlara. Niye üreteyim ki ben bunlara çözüm yani? Zaten ürettiğimizde de dinlemiyorlar ki. Geldiğimiz nokta bu. Ondan sonra diyor işte vatandaş sonra dolar kaç olacak? Bilmiyorum abi kaç olacak yani gerçekten 17 de olabilir, 27 de olabilir, 7'ye de düşebilir. Yani Türkiye öyle bir yere dönüştü ki herhangi bir şeyin istikrarlı bir şekilde, seviyenin istikrarlı bir şekilde korunabileceği bir ülke değil. İşte çıkıyor insanlar birçok işte uzmanımsı şöyle olacak böyle olacak. Haklılar çünkü herhangi bir model yok. Yani bizim mesela elimizde bu tip işler için kullandığımız tahmin yöntemleri vardır. İşte ekonometrik yöntemler vardır. Hatta son dönemde özellikle daha büyük veriyi kullanıyoruz. Yapay zekayı kullanıyoruz. İşte makine öğrenmeyi kullanıyoruz. Bunlarla analizler yapmaya çalışıyoruz. Sonra biri çıkıyor diyor ki abi dolar 17 lira olacak bir ay sonra. Tamam mı? Herhangi biri bu arada uzman olmasına da gerek yok. Hı-hı. Diyorsun ki yani model öyle demiyor. Ama 10 gün sonra 17 lira oluyor mesela. 16,5 şu anda. Yani model çalışmıyor anladın mı? Hiçbirimizin bir önemi kalmadı. Bilimi, bilgiyi, bileni vasatlaştıran, önemsizleştiren saçma sapan bir düzene dönüştü Türkiye'de. Enflasyon %36. Hükümet şunu söylüyor. İşte enflasyon tek haneye inecek. Haziran 2023'te. Yani Haziran 2023'te tek haneye inen enflasyon 1,5 sene sonra ne işimize yarayacak? O zamana kadar demek ki hep çift tane biz enflasyonu göreceğiz. Yani şöyle düşünüyorum ben. Eğer Haziran 2023'e kadar biz çift tane enflasyon görmeye devam edeceksek bu bugünkü fiyatların kabaca iki katına çıkması demek 1,5 yılda. Ben az önce Cumhurbaşkanı'nın yayınlanan bir şeyi var, röportajı Arnavutluk dönüşünde. Oradan iki anlam çıkıyor. Yani düşük olan anlam hani bir daha inecekmiş gibi yani bir, ama bu ay mı önümüzdeki aylarda inecek bir yer arıyorlarmış gibi gözüküyor. Ama oradan o açıklamadan anladım. Çünkü karar veren Cumhurbaşkanı. O açıklamadan anladım. Hani biraz da sabırla diyor. Mesela ben tam okuyayım istersen orayı. O enteresan bir cümle. Tabii oku. Şeyde Okan Müderrisoğlu'na uçakta söylüyor bunu. O soruyor. Diyor ki işte ne olacak diyor. Hep söylediğim gibi dere yatağında akar. Burada da aynen bu durumu yakalayacağız. Yavaş yavaş kademeli bir şekilde aceleci olmadan kur da düşecek,
faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak. Yani ben bunların hani kademeli düşüşlerine katılmıyorum, en azından kurun. Bu az önce söylediğim böyle sert bir çıkış için neden olmadığı gibi iniş için de bir gerekçe yok ortada. Yani Ama ülkeye döviz şey, girişi vesaire Cumhurbaşkanı yok. daha önce de mesela ekonomi şahlanıyor falan demişti 2020-2021 için. O çok tahminleri tutmadı. Hani bir ekonomist olarak değerlendirsek. Yani bu ek bütçe vesaire, ya ek bütçe şöyle, ek bütçede şöyle bir sıkıntı var. Yani geçen seneden bu seneye bütçeyi sadece %9 arttırmıştı hükümet. Yani 1 trilyon 600 milyar lira harcadı 2021'de. 2022'de bu enflasyonist ortamda 1,7 trilyon harcayacağını iddia ediyor. Yani hani mümkün mü Allah aşkına? Personel ücretleri senin daha sene başında %30 arttı. Sene başından bu yana %80'e yakın bir yük var üzerinde. Yani mümkün mü? Değil, ama gördüğünüz üzere pek de toparlayamıyor. Yani toparlayamıyorlar. Buradaki sorun şu. Bir, tabii ki her iktidar bir şekilde ekonominin bu kadar kötü olduğu bir dönemde durumu toparlamak için bir şeyler yapmaya çalışır. Ama bence öyle bir panik hali var ki, ya yani ne yapsak olmuyor hali var ki, şu an dönüyorlar ve o panik içerisinde geri dönülmesi çok zor kararlar alıyorlar. Bak şimdi kur korumalı mevduatta da aynı şey geçerli. Şimdi bir geçen birisi söylüyordu. Kur korumalı mevduatı yıl sonunda bitirirler. Nasıl bitireceksin? 50 küsür milyar dolar para var orada. Bu 50 milyar doların 20 milyar doları döviz talebine dönüşse döviz uçar. Anladın mı? Hani nasıl bitireceksin sen o parayı Zaten artık? aslında üstü örtülü dolarlaşma o da, yani liralaşma değil Ya, ki. elbette, ama şöyle bir şey var. Sonuçta fiziki dolar talebin yok. Anladın mı? Sen gidip mesela bankadan dolar almak istemiyorsun. Ama şöyle düşün. Sana diyecek ki kur korumalı mevduat bitti. Başının çaresine bak. Elinde senin 500 bin lira para kaldı. Ya artık kur korumalı yok. Dövizin artma olasılığına da hep insanlar artık son 3-4 senedir çok alıştı. Tabii Psikolojik bir ki. etki de var. Gideceksin 500 bin lirayla, sen öbürü 1 milyonla, beriki 10 milyonla. Bir anda 20 milyar dolar birkaç günlük döviz talebi çıkacak. Ve fiziki, yani fiziki değil de kaydi bir talep bu. Banka bunun karşılığı gidip döviz almak zorunda bir yerden. Aynen Nereden öyle. bulacaklar bu parayı? Yani ve inanılmaz bir, dediğim gibi, geri dönülmesi mümkün olmayan yerlere doğru bizi itiyorlar. Maalesef bu da çok üzücü. Yani ya bunu söylüyoruz, kızıyorlar. İşte yok, eleştiriyorsunuz falan. Yani bu yanlış yaparsanız eleştirilir bu. Bu faiz indir mesela, 2 gün sonra Merkez Bankası şunu diyebilir: Cumhurbaşkanı indirin faizi der mesela. Bir Kaldırın yüz dersin. bas. Öyle yani, böyle yürüyor bu iş. Herhangi bir mesela şöyle bir matematiği var mı? Şimdi faiz niye artar? Enflasyon çok arttığında bir miktar talebi frenleyelim. Biraz da işte bizim gibi ülkelerde kurdan kaynaklanan maliyet yükünü azaltalım diye, değil mi? Aslında enflasyonu frenlemek için artmaz mı yani? Değil mi? Evet, temelde onun için artması gerekir. Şimdi Şimdi çok düşünsene bak. önemli bir şey enflasyonu frenlemek bence. Evet, Aralık'taki toplantıda, 17 Aralık'taki toplantıda, toplantıya girerken para politikası kurulu faiz %15, enflasyon %21,31. Aradaki fark kaç? 8. Değil mi? Şimdiki toplantıya giriyor Merkez Bankası, girecek 2 gün sonra. Faiz %14, enflasyon %36. Aradaki fark kaç? 22. Zaten faiz indirdi Merkez Bankası. Yani teknik olarak hani baktığında reel faiz eksi, yani tabii ki böyle hesaplanmaz, beklentiye bakılır, ama beklenti de yükseldi. Yani her durumda Türkiye'de reel faiz negatifte düştü, yani negatif olarak daha geriye gitmiş oldu, düştü. Yani dolayısıyla bu toplantıda indirmeyebilirler. Zaten yeterince düşük bir negatif reel faiz veriyoruz diye. Ama Cumhurbaşkanı da şunu diyebilir: ya madem zaten veriyoruz, kuru da kontrol ettik, ya 200 daha gönlümden koptu benim, hadi ya falan diyebilir yani. Hani bunu dememesinin önünde bir engel yok. O sabah nasıl uyandığıyla çok ilişkili yani artık Türkiye'de kararların alınması. Yani Cumhurbaşkanı o gün mesela indirelim diyebilir yani. Niye demesin ki? Ya da mesela sabit kalsın bu aya falan da diyebilir. Peki Tamamen ben o, yani bir matematikle karar vermediğine eminim çünkü. Yani bir matematikle karar veriyor olsa, hani mesela şöyle düşün. 8'di ya fark. Şu an 14. Öyle değil mi? İşte 14'e 30'a, şu an 22. 8 fark 22'ye çıkmış. Mesela şöyle diyebilir: ya o farkı yeniden 8'e getirelim. Eksi 8 iyiydi diye dese, şu an Türkiye'de %13 Merkez Bankası, 14 Merkez Bankası'nın faiz arttırması lazım.
Yani o 8 ise amaçları. Yani değil işte, eksi 8 değil amaç yani. Hani bunu biliyoruz en azından. Peki bir şey soracağım Oğuz. Bu hani Merkez Bankası'nın faiz indirimi, bizde meşhur diğer merkez bankaları faiz arttırıyor ya. Rusya'dan evet, biraz beklenmedik bir şey geldi. Görmüşsündür herhalde. Evet gördüm. 14'ten 11'e düşürdüğünü açıkladı mesela Rusya Merkez Bankası. Ona ne diyorsun? Çünkü savaş çıktığında 6.75'ten 14'e çıkartmışlardı. Yani şoklamışlardı onlar. Savaşa karşı bir önlem almışlardı. Son dönemde de özellikle rublenin değer kazanmasıyla beraber dediler ki son 4 yılın en değerli halinde Rus rublesi. Ben Rusya'da da çalıştım 2018-2019'da biliyorsun, Moskova'daydım. Yani o dönemde 63-64 olan ruble 1 dolar 63 rubleydi. Bugün 50-57'lere 58'lere kadar geçti. Yani adam savaşta dünya kadar yaptırmaymış, parası değer kazanıyor. Dedi ki bir dakika, enflasyonist bir baskı vardı. O biraz ortadan kalktı. Şu an biraz piyasayı canlandırmam lazım benim. Faizi indirdi. Yani Rusya ve Çin dışında şu an faiz indiren bir yer yok. Bir de faizi sabit tutan biz varız. Rusya, Çin, Türkiye. Bak düşünsene. Yani hani bundan 5 sene evvel Rusya ve Çin hakkında Batı'da ne düşünülür? Ya da 10 sene evvel ya da 20 sene evvel. Aralarına girdik. Yani bu arada aralarına Batı açısından girmedik de hani. Aynı şeyi takip ediyoruz. Keşke Rusya ve Çin kadar da hani bu kaynağımız olsa bu arada. Kaynağımız yokken bu kadar saçmalayabiliyoruz. Peki dolar tahminin yıl sonu? Yok. 20 olur, 30 olur, 40 olur, 50 olur. Belki de 7 olur, az önce de söyledim. Yani ne yapacakları belli olmaz. Peki. Ama yön yukarı yani. Ekim ayı çok tehlikeli bir ay. Ben sadece onu söyleyebilirim. Ekim ayına geldiğimizde hepimizin umarım yüreği ağzına gelmez.